Abid ve zahitlerin her şeyden ürküntü duymaları, her şeyde Allah'tan perdeli ve habersiz olduklarındandır. Eğer her şeyde Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmiş olsalardı, hiçbir şeyden uzak durmazlardı. Bazı abid ve zahid insanlar Allah'ın kullarından uzaklaşmışlar, dağlara çekilmişler, inziva hayatı yaşamışlar ya, onu söylüyor. Bu istevhaşe, yalnızlığa çekilmek, vahşet, insanlardan ürkmek falan. Tabii iki çeşit inzivaya çıkan zatlar vardır. Bir kısmı insanlara karıştım mı günahlara dalıyoruz falan diye inzivadan taraf oluyorlar. Esas inzivaya çekilenler de biz günahkarız, halkın arasına karıştıkça milleti günaha sevk ediyoruz diye inzivaya çekilmişlerdir. Ama esas bunlar diyor, ubbat ve zuhat, abid ve zahid insanlar, zühd sahibi insanlar, dünyadan el etek çeken, kendini ibadete verenler, Allah-u Teala'yı tam idrak edemediklerinden, insanlardan, mahlukattan uzaklaşıyorlar diyor. Eğer ona şahit olsalardı, onun idrak edebilselerdi yüceliğini, hiçbir şeyden kaçmazlardı. Çünkü her şey Allah-u Teala'yı tanıtıyor. Şerhte de abid ve zahitlerle Allah-u Teala'nın gerçek Allah'ı sevenler, aşk ehli olanları ayırt etmiş oluyor. Yani abidler, zahitler ürküyorlar. Fakat diğer arif insanlar mesela gülü gördükleri zaman Allah'ın cemal sıfatlarını, dikeni gördükleri zaman Allah-u Teala'nın celal sıfatlarını hatırlatıyor onlara. Dolayısıyla gül de diken de Allah-u Teala'nın birer eseridir. Ve kaçmaya, ürkmeye gerek yoktur. Kafir de olsa, mümin de olsa Allah-u Teala'nın eseridir. Birisinde Allah-u Teala'nın hidayet sıfatı tecelli ediyor. Öbüründe de Allah-u Teala hidayet etmezse kimse hidayet ettiremez. Dalalet sıfatı tecelli etmiş oluyor diyor. اِنَّمَا يَسْتَوْحِشُوا الْعُبَّادُ وَالزُّحَادُ Abidler ve zahitler ürküyorlar min külli şeyin her şeyden. Niçin? لِغَيْبَتِهِمْ عَنِ اللّٰهِ فِي كُلِّ شَيْنِ Her şeyde Allah'tan gaybetlerinden dolayı. Şahitliğin zıttı gaybet. Allah'ın şuhudunu, her şeye Allah-u Teala'nın tecellisini tam idrak edemediklerinden dolayı. فَلَمْ شَهِدُوهُ فِي كُلِّ شَيْنِ Her şeyde Allah'a şahit olsalardı لَمْ يَسْتَوْحِشُوهُ Ürkmezlerdi. Min şeyin hiçbir şeyden ürkmezlerdi diyor. Çok ağır iki söz var hocam. Abidler diyor yaptıkları şeyde yani ibadet ehli ya ibadet yapıyorlar. Yaptıkları ibadette varlık görmeselerdi kaçmazlardı. Zahitler de kaçtıkları şeyde varlık görmeselerdi. Onlar da hani dünyayı terk ediyor ya. Evet. Dünyayı terk etmede bir varlık görmeselerdi. Evet. Aslında çok ağır bir söz. Şimdi abid dendiği zaman daha çok anlayacağımız şey ibadete çok ağırlık veriyor ama ilim falan çok fazla yok. Zahit zühd sahibi. Dünyadan el etek çekmiş insanlar. Mesela bununla ilgili ayrımlar hadislerde de göze çarpıyor. Dikkat ederseniz. Mesela فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ Alimin abide üstünlüğü كَفَضْلِي عَلَى اَدْنَاكُمْ Benim sizin içinizde en aşağı derecede olanı üstünlüğüm gibidir. Alim ve abid ayrımını ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş yani. O zaman da var. Ama alim daha üstündür. Öbürü sadece kendisini ibadete vermiş. Mesela Cüreyç hadisinde beşikte konuşanlar üç kişidir diye bir hadis var. Bukhari'de, Müslim'de de geçiyor. Orada Cüreyç dağa çıkmış ibadetle meşgul olan bir adam nafile ibadetlere ağırlık veriyor. Annesi ona ya Cüreyç ya Cüreyç diye çağırıyor. Orada namaz kılıyormuş, nafile namaz. Allah'ım namaza mı devam edeyim, anneme mi icabet edeyim falan diye düşünüyor ve namaza devam ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadiste, diyor abiddi ama alim değildi diyor. Alim olsaydı diyor, kıldığı namaz nafile olduğu için onu bırakıp annesine icabet etmesi gerekirdi. Çünkü o farz ya. O yüzden de annesi ona beddua ediyor. Onun başına da bazı olaylar geliyor. Sonra işte gene kerameti falan zuhur ediyor. Onlar anlatılıyor. Orada da konumuz o değil de alimle abid
ayrımını yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor, ilmin çok olsun, amelin az olması. İlim çok, amel az. Ama amel az derken farzları yapacaksın. Farzlardan kurtuluş yok. Olmak diyor, çok ibadet az ilimli olmaktan iyidir diyor. Çok ilimli olup az ibadet yapmak, çok ibadet yapıp az ilimli olmaktan iyidir diyor. İlim mutlaka şart. Tabii hem ilim, amel, takva, ihlas evet. Hepsi beraber olsa en güzel olur. Ama illa birini tercih etmek lazım olsa ilmi tercih edeceksin.